Tekrar yine merhaba. İşbirliği yönetimi ile ilgili bu kılavuzlardan sizlere içeriği hakkında bilgiler vereceğim. Bu bilgileri öncelikle neden yazdık bu standardı? Bunun amaçlarını anlatmakla başlamak istiyorum. Bu bir rehber standart efendim. Bir inovasyon ortaklığına, işbirliğine girip girmeyeceğinize karar vermeniz amacıyla yazdık. İkinci amacımız ortaklarınızın kimler olabileceği, girmek istiyorsanız bu ortakları tanımlamak, değerlendirmek ve seçmek için neler öneriyoruz? Bu konuda kılavuzluk etmek istiyoruz. Üçüncü amacımız ortaklığın üreteceği değer kavramı üzerinde ve ortaklığın yarattığı zorluklar hakkında size bütün her iki tarafında algılarını uyumlu hale getirmek amacımın içerisinde bu standardı hazırladık. Ve dördüncü amacımız ise ortak etkileşimleri nasıl yöneteceğiniz konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bu standart, bu kılavuz standart her tür, boyut, tür, ürün veya hizmetten bağımsız bütün kuruluşlar için geçerlidir. Lütfen bunu unutmayın. Startuplar, hobiler, büyük kuruluşlar, kamu, akademik dünya ve sivil toplum örgütleri bu standardın kapsamında yer almaktadır efendim. Ancak birleşme veya devralma yoluyla yenilik yapmak isteyen kuruluşlar için standartımız geçerli değildir. Standardımız 8 maddeden oluşmakta. Bu 8 maddenin bu sizlerle 4. maddeyi paylaşıyorum. 8 maddenin diğer maddeleri 5. madde işbirliğine girmeyi anlatıyoruz. 6. madde işbirliği yapacağınız ortakların seçimini anlatıyoruz. 7. maddede işbirliği ortaklarınızla uyumlamanızı nasıl gerçekleştireceksiniz? 8. maddede ise işbirliği ortaklarınızla nasıl bir etkileşim içerisinde olacaksınız? Bunları anlatıyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.